Px baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir polinom fonksiyondur. Limit x eksi 2'ye giderken Px bölü x artı 2 eşittir. Limit x 2'ye giderken Px bölü x eksi 2 olduğuna göre P3 değeri kaçtır? Bize verilen eşitliği incelersek. İlk ifadede x yerine eksi 2 yazdığımızda paydayı 0 yapıyor. Demek ki Px'in çarpanlarından biri x artı 2 ki bunlar sadeleşmiş ve burada bir tanımsızlık ya da belirsizlik oluşmamış. Aynı şekilde burada paydada 2 yazdığımızda 2 eksi 2'den 0 yaptığı için tanımsızlık gelirdi. Ama burada ifade tanımlı olduğuna göre demek ki Px polinomunun içinde x eksi 2 çarpanı mevcut. Üçüncü dereceden bir polinom olduğuna göre Px ifadesini şöyle alabiliriz. Px eşittir x artı 2 çarpanlardan biri, diğeri x eksi 2 ve bir üçüncü dereceye çıkması için bir çarpan daha lazım. Ona da x artı m diyelim. Normalde kat sayısı, baş kat sayısı 1 demeseydi buraya bir a çarpanı daha eklerdik. Ama baş kat sayısı 1 olduğu için polinomu direkt böyle seçebiliriz. Şimdi belirlemiş olduğumuz px'i yukarıda verilen limit eşitliğinde yerine yazalım. Limit x eksi 2'ye giderken Px yerine şu ifadeyi yazdığımızda aşağıda x artı 2 olduğu için buradaki x artı 2 ile buradaki x artı 2 birbirini götürecek ve geriye şu kalacak. Yani x eksi 2 çarpı x artı m kalacak. Eşittir. Diğer ifadede limit x 2'ye giderken yine aynı şekilde paydadaki x eksi 2 ile pay kısmındaki yani polinomun içindeki x eksi 2 sadeleşecek. Geriye x artı 2 çarpı x artı m kalacak. Onu da yazalım. x artı 2 çarpı x artı m. Devam edelim. Limit değerlerini bulalım. İlk ifadede eksi 2 yazalım. Eksi 2 eksi 2 çarpı eksi 2 artı m eşittir. Burada da 2 yazıyoruz. 2 artı 2 çarpı 2 artı m. Burası eksi 4 çarpı eksi 2 artı m eşittir. 2 artı 2 4 çarpı 2 artı m. Şimdi buradaki eksi 4 artı 4'ü sadeleştirirsek şurada eksisi kaldı sadece. Eksi içeri dağıtalım. Artı 2 eksi m eşittir. 2 artı m geldi. Buradan bakın 2'ler sadeleşti. 2m eşittir 0'dan m değeri 0 bulunmuş oldu. Bulduğumuz m değerini px polinomunun ifadesinde yerine yazarsak buradan x artı 2 çarpı x eksi 2 çarpı 0 yazdığımızda m yerine sadece x çarpanı gelir. Bize neyi sormuştu? P3'ü sormuştu. P3 eşittir. 3 artı 2. 3 eksi 2 çarpı 3. Şurası iki kare fark geliyor. Onu düzenleyip de yazabiliriz. Ama değer sorduğu için direkt alalım. 3 artı 2 5. 3 eksi 2 1. Bir de 3 var. 5 çarpı 3'ten değeri 15 gelecek. Doğru cevap E şıkkı. fx eşittir. x kare eksi x artı 6. x küçük eşit 1 iken 6 x büyük 1 iken. Fonksiyonuna göre limit x0'a giderken fx artı limit x1'e giderken fx artı limit x2'ye giderken fx toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Bize sormuş olduğu limit değerlerini incelersek 0 noktası ve 2 noktası parçalı fonksiyonu tanımsız yapan değerler değil. Yani direkt uygun yerde yerine yazacağız. Bir noktası parçalı fonksiyonun kritik noktası. Bu yüzden sağdan ve soldan limiti incelememiz lazım. Öncelikle ona bakalım. Limit x 1'e sağdan giderken fonksiyonda 1'den büyük olduğu değerlerdeki ifade 6. O zaman limiti direkt 6. Bir de soldan yaklaşalım. Limit x 1'e soldan yaklaşırken 1'den küçük olduğu yerlerde bu ifadeyi kullanacağız. x kare eksi x artı 6. Yazalım yerine biri. 1'in karesi 1, eksi 1 artı 6. Buradan eksi 1 bir artı 1'i götürecek, 6 gelecek. Görüldüğü gibi limit değerleri sağdan ve soldan eşit olduğu için direkt limit x 1'e giderken fx fonksiyonunun değeri 6'dır diyebiliriz. Yani ikinci limit değerini bulmuş olduk. Şimdi de ilk limit değerine bakalım. Limit x sıfıra giderken sıfır birden küçük olduğu için bu fonksiyonun bu parçasını da yerine yazacağız. x kare eksi x artı 6. x yere sıfır yazarsak sıfırın karesi eksi sıfır artı 6'dan sonuç sıfır gelecek. Diğer ifadede de 2'ye giderken ki değerine bakalım. Limit x 2'ye giderken 2 birden büyük olduğu için sabit 6 değerini alıyormuş. O zaman bunun da sonucu 6 gelecek. Diğer ifadeyi de 6 bulmuştuk. O halde hepsini yazarsak 6 artı 6 artı 6'dan sonuç 18 gelecektir. Doğru cevap E şıkkı. Limit x 3'e sağdan giderken fx eşittir a. Limit x 0'a sağdan giderken fx eşittir b. Limit x a'ya giderken x kare eksi 9b kare bölü x eksi a limitinin değeri kaçtır? Grafikten yararlanarak fx fonksiyonunun grafiğinden yararlanarak a ve b değerlerini bulalım. İlk limite bakalım. fx fonksiyonuna x 3'e sağdan yaklaşacak şekilde ilerlemiş ve sonuç a'ya gelmiş. Grafiğe bakıyorum 3 noktasına sağdan yaklaşırsam almış olduğum değerlerim gitgide gitgide neye geliyor? 9'a yaklaşıyor. O zaman a değeri buradan 9 bulunur direkt. a eşittir 9. İkinci limit ifadesine bakalım. Sıfıra sağdan yaklaşır. 0 burada. Sağdan yaklaşırsam bu sefer bakın bu şekilde sabit. Burası da 3'e yaklaşmış olacak. O zaman B değerimiz de 3 gelmiş oldu. Bize sorduğu limit değerini de yerine yazalım bunu. Eşittir limit. X A'ya yaklaşıyordu. A 9 olduğu için artık 9'a yaklaşacak. X kare eksi 9 B kare demiş. 9b kare ifadesini de 3 olduğu için 3'ün karesinden onun yerine de 9 yazalım. Bölü x eksi a yerine ne yazacağız? Burada a'yı 9 bulmuştuk. Onun yerine de 9 yazıyoruz. Şimdi düzenleyelim yine. Limit x 9'a giderken. Yukarısı bakın. Şurası 9'un karesi. 9 çarpı 9. 81. Yani 9'un karesi. Burada 2 kare farkı var. O zaman bunu bir eksili bir artılı olarak yazalım yazabiliriz. Aşağıda da x eksi 9 var. x x eksi 9'lar böylece sadeleşecek. Geriye kalan ifadede x yerine 9 yazarsak 9 artı 9'dan sonuç 18 gelecek. Doğru cevap e şıkkı. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 1 bölü fx eksi 1 fonksiyonu aşağıdaki noktaların hangisinde süreksizdir? Bize verilen fonksiyon tanımsız olduğu noktada süreksizdir. Rasyonel bir fonksiyon paydayı sıfır yapan değerlerde tanımsız olacak. O zaman burayı sıfır yapan değer nedir diye bakarsak fx-1'i sıfır eşit dediğimizde fx eşittir 1 gelir. Yani fonksiyonun sonucunu 1 yapan değer tanımsız yapan nokta olacak. Bu tanımsızlık yüzünden de süreklilik olmayacak. 1 olduğu görüntüsünün yani y değerinin 1 olduğu yere bakarsak o da m'de karşımıza çıkıyor. O halde doğru cevap D şıkkı. fx eşittir. ax kare eksi b x küçük eşit 2 iken x küp artı 2 x büyük 2 iken şeklinde tanımlanan fx fonksiyonu her x elemanı r için türevli olması için a artı b toplamı kaç olmalı? bize verilen fonksiyon türevlidir diyor. Türevli olan bir fonksiyon sürekli de olmak zorunda. Buradaki bilinmeyenleri bulmak için verilen parçalı fonksiyonun süreklilik şartını sağlatalım. Bunu yaparken de kritik noktası olan iki noktasında inceleme yapmamız lazım. Başka tanımsız yapan bir nokta olmadığı için. 2'ye sağdan ve soldan limitlerine bakacağız ve o noktadaki değerine bakacağız. Bunları eşitleyeceğiz türevlidir dediği için ve sağdan ve soldan türevlerinin de eşit olmasını sağlatmamız lazım. İlk önce parçalı fonksiyonun süreklilik şartı için incelemesini yapalım. İki noktasının sağdan soldan ve o noktadaki değerleri eşit olmalı dedik. Bunu bir yazalım. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken 2'ye soldan yaklaşırken alacağım değer 2'den küçük olduğu değerler ax kare eksi b'yi alacağız a x kare eksi b eşittir limit x 2'ye sağdan yaklaşırken 2'den büyükken de x küp artı 2 alacağız ve fonksiyonun kendi 2'deki değeri bunlar eşit olacak çünkü bize türevlidir diyor yani bu şartı zaten sağlamak zorunda bakalım 2'yi yerine yazarsak burada 4 a eksi b olur eşittir Burada 2 yerine yazarsak 2'nin küpü 8. 8 artı 2'den 10 gelir. F2'nin diğerine de bakarsak yine zaten f de şurada yerine yazılacak. Bu aynısı gelecek. Şu birinci ile üçüncü aslında aynı. O yüzden bir daha yazmıyorum. İlk elde ettiğimiz eşitlik bu oluyor. Şimdi sağdan soldan türevine bakalım. Ama şu parçalı fonksiyonun bir türevini alalım. Türevinin kritik noktasını görelim. ax kare eksi b'nin türevi 2ax x küp artı 2'nin türevi ise 3 x kare gelir. Noktamız yine küçük eşit 2 büyüktür 2. Yine 2 noktası için sağdan soldan türevleri eşit olmalı. Onu da yazalım. ifade edelim şuraya. F'in 2'deki soldan türevi ile sağdan türevi eşit olacak. Başlayalım. Türev ifadesini zaten bulduk. Soldan dediğimizde x küçük eşit 2'deki yerde 2 yazacağız. Yazalım. 2 çarpı 2'den burası 4a gelecek. Sağdan yazarken de büyük olduğu yerde burada 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12 gelir. Eşittir 12. Buradan her tarafı 4'e bölersek a'nın 3 olduğunu buluruz. a'yı bulduk. Yukarıdaki ifadede yerine yazalım. 4 çarpı 3 eksi b eşittir 10. 12 eksi b eşittir 10. Buradan b'yi çekersek b'yi de 2 buluruz. Bize a artı b'yi sormuş. a artı b eşittir. 3 artı 2'den cevap 5 bulunur. Doğru cevap d şıkkı. f eksi 3'e 3 kapalı aralığından a b kapalı aralığına f x eşittir x üzeri 4 eksi 4 x küp artı 1 fonksiyonu örten fonksiyon olduğuna göre A artı B değeri kaçtır? Bize verilen fonksiyonun eksi 3'e 3 aralığında artanlığını azalanını inceleyelim. Bunun için birinci türevini sıfıra eşitleyelim. Başlayalım birinci türevini almaya. 4x küp eksi 12x kare. Bu ifadeyi sıfıra eşitleyelim. Burada 4x kare parantezini alırsam x eksi 3 eşittir 0 gelir. Buradan x eşittir 0 gelir ama bu çift katlı kök gelir. Çift katlı. Buradan 0 eşit dersek de x eşittir 3 buluruz. Bunun tablosunu yapalım. 0 ve 3 şöyle yorum yapabilmek için çift katlı olana şöyle işaretliyorum. x değerlerimiz ve türev ifadesi. Şöyle bunu biraz daha geriye alalım. Fonksiyon artı işaretle artıdan başlayacak. Eksiye dönecek çift katlı olduğu için işaret değiştirmeyecek. O halde burada azalan, burada azalan, burada artan şeklinde ilerler. Fonksiyonun grafiğini şimdi kabaca bir çizmeye çalışacağım. Fonksiyon grafiğinde bize yardımcı olacağı için x yerine 0 yazarsam y ekseni kestiği noktayı bulurum. Bunlar hep sıfırlanacak. O da direkt 1'e girecek. 0'a 1 noktasından geçecek. O halde şöyle bir kabaca grafiğini çizmeye çalışırsak şu bizim x eksenimiz y eksenimiz fonksiyon dördüncü dereceden bir fonksiyon parçalı aralı eksi 3'e 3 eksi 3'e 3 y ekseni bir noktasında kesiyor ve bakın. 3 noktasına kadar azalarak geliyor. 3 noktasından sonra artıyor. Fonksiyon öncesinde nereden nasıl geldiğini bilemeyiz ama şöyle bir şekli olması gerektiğinin yorumunu yapabiliriz. Şuraya kadar azalarak geliyor. Buradan sonra artarak ilerleyecek. Eksi 3 değeri atıyorum şöyle bir değer. 3 değeri de şurada olabilir. O halde şu yorumu yapabilirim. Bu fonksiyon örtense bu aralıktaki görüntüleri görüntü kümesindeki A ve B değerleri direkt buradaki değerleri. Yani 3'te ve eksi 3'te aldığı değerler olmalı. Benim yapmam gereken o zaman f fonksiyonda bu uç değerleri direkt yerine yazmak. Başlayalım o halde. F3'ü hesaplayalım. 3 üzeri 4 eksi 4 çarpı 3 üzeri 3 artı 1. 3 üzeri 4 81 eksi 3'ün küpü 27 27 çarpı 4 108 artı 1. Buradan f3 değeri eksi 26 geldi. Bir de f eksi 3 değerini hesaplayalım. f eksi 3 eksi 3 üzeri 4 eksi 4 çarpı eksi 3 üzeri 3 artı 1. Bu yine artı 81. Burası eksi 27 olacak. Çarpınca artı 108 artı 1. Bunu da hesaplarsak 190 geldi. Bizim A değerimiz küçük olan değerimiz 3'e karşılık gelen değerimiz. Eksi 26. Bu A'dır. O zaman bu da B'dir. Bizden istediği bu ikisinin toplamı. O halde A artı B eşittir. Eksi 26 artı 190'dan 164 bulunur. Doğru cevap E şıkkıdır. A büyük bir fx eşittir x eksi 1'in küpü bölü mutlak değer içinde x eksi 1. Fonksiyonunun x eşittir a, x eşittir eksi a noktalarındaki teğetleri için hangisi doğrudur? Verilen fx fonksiyonunun paydasındaki x eksi 1, 1 noktasına göre tanımsızdır. Ve mutlak değer içindeki ifade kritik noktası mutlak değerin. O zaman 1 noktasına göre bunu parçalı fonksiyon olarak yazalım. O halde fx eşittir x büyük 1 iken ve x küçük eşit 1 iken hangi ifadeleri alır bakalım. Önce x büyük 1 iken diyelim. x 1'den büyük ise x 1'den büyük olduğu zaman mutlak değer ifadesi aşağıda içerisi pozitif olacağı için aynen çıkacak. Sadeleştirirsek birer tane x eksi 1'leri buradan x eksi 1'in karesi kalacak. O zaman bu x eksi 1'in karesi gelir x küçükken birden x eksi 1'in küpü bölü aşağısı bu sefer eksi x eksi 1 olarak çıkacak. Mutlak değerin içine negatif yaptığı için. E, o halde bunu düzenlediğimde birer tane yine sadeleştirdiğimde eksi x eksi 1'in karesi olur. Eksi x eksi 1'in karesi. Şimdi şunu yapalım. Bu fx fonksiyonunun a ve eksi a noktasındaki teğetleri demiş bu teğet ifadeleri bize eğimi veriyordu ve birinci türevle bulunuyordu. O zaman birinci türevlerini alalım. Onu da bulalım. Parçalı fonksiyon olarak birinci türevi yazarsak x büyük 1'den x eksi 1'in karesinin türevini alalım. 2 çarpı x eksi 1. x küçük eşit 1'den bu sefer aşağıdakinin türevini alırsak eksi 2 çarpı x eksi 1 gelir. Şimdi de a ve eksi a değerlerini türev fonksiyonunda yerine yazıp eğimleri ile ilgili yorum yapalım. İlk önce x yerine a yazalım. f a'yı bulalım yani. Şuraya yazıyorum onu da. f a eşittir a dediğimiz değerin birden büyük bir değer olduğunu unutmayalım. a birden büyükse o zaman burada yerine yazılacak. a yazarsak bu ifadede 2 çarpı a eksi 1 bulunur. Şimdi eksi a yazalım. Eksi A yazarsak da bu eksi 1 anlamına gelir. Eksi 1'den küçük anlamına gelir. Aşağıdaki ifade de yerine yazacağız. Burada yerine yazarsak da eksi 2 çarpı eksi A eksi 1 olur. Bunu düzenlersek eksi 2 eksi parantezin alırsak bu artı A artı 1 olmuş olur. Bu eğim ifadelerini bulmuş olduğumuz eğim ifadelerini yorumlayalım şimdi. İşaretlerini yorumlayalım. A 1'den büyükse birden büyük 2 gibi düşünün en kötü. 2 eksi birden burası hep pozitif bir sayı gelecek. Pozitif bir sayı 2 ile çarpılırsa sonucu yine bunun pozitif gelir. Aşağı incelersek bu zaten birden büyük pozitif bir sayı. Pozitif bir sayıyla toplanıyor. Yani sonuçta burası da işlemlerin sonucunda artı gelecek. O halde bunların eğimleri pozitif işaretli deriz. İkisi de artılı. Şıkları incelediğimizde Birbirine diktir diyor. Birbirine dik değildir. Çünkü eğimler çarpma eksi bir gelmeliydi o zaman. Burada zaten ikisi de artı. Birbirine paraleldir diyor. Eğimler birbirine eşit olsaydı paraleldir diyebilirdik. Burada bunu da söyleyemeyiz. Birinin eğimi diğerinin eğiminin iki katıdır. Bakıyoruz. Hayır biri diğerinin iki katı şeklinde değil. Eğimler çarpımı pozitiftir diyor. Bu iki eğim de pozitif. Pozitif iki sayının çarpımı yine pozitif olacağı için doğru cevap D şıkkı. F reel sayılarda tanımlıdır. Fx eşittir. X küp artı ax kare artı bx artı bir fonksiyonu veriliyor. Bu fonksiyonun eğrisi x eksenini x1, x2, x3 absisli noktalarda kesip a ve b noktalarından geçmektedir. x1 küçük, x2 küçük, x3 olduğuna göre 1, 2, 3 öncüllerinden hangisi doğrudur? verilen fonksiyon A ve B noktalarından geçiyormuş. O zaman A ve B noktalarını yerine yazıp sağlatalım. Buradaki küçük A ve küçük B bilinmeyenlerini bulalım. Öncelikle A noktasındaki eksi 1'i yazıp 2'ye eşitleyelim. Eksi 1'in küpü F'te eksi 1 yazıyoruz. Onu da göstereyim. Eksi 1'in küpü artı A çarpı eksi 1'in karesi artı B çarpı eksi 1 artı 1. Sonucu 2 eşit. Burada ordinatı 2 olduğu için. Eksi 1'in küpü eksi 1. Burası artı A. Burası eksi B. Artı 1 eşittir 2. Buradan A eksi B. Buradaki eksi 1 bir artı 1'i götürecek. Direkt 2 eşit olacak. Şimdi diğerine bakalım. Bu eksi 1 yazdığımızda bir de artı 1 yazalım. B noktasını sağlatalım. 1'in küpü artı A çarpı 1'in karesi artı b çarpı 1 artı 1. Bunun sonucu da ordinatı olan eksi 2 eşit olacak. Bu da 1 artı a artı b artı 1 eşittir eksi 2 olacak. 1 bir ile 1'in toplamı 2. a artı b artı 2 eşittir eksi 2. Buradan da a artı b'yi 2'yi karşıya atarsak eksi 4 olarak buluruz. Karşımıza şimdi 2 tane 2 bilim yani denklem çıktı. Bunları toparlayarak taraf tarafa toplayarak A'yı B'yi bulalım. A eksi B 2 A artı B eksi 4. Toplarsak taraf tarafa 2 A eşittir. Eksi 2'den A'yı eksi 1 buluruz. A yerine eksi 1 yazarsak herhangi birinde. Şurada eksi 1 yazıp karşıya atarsak B'yi de eksi 3 buluruz. A'yı B'yi bulduk. Fonksiyonu yazalım o halde. Fonksiyonda A'yı B yi yerine yazarsak fx dediğimiz ifade x küp eksi x kare eksi 3x artı 1 olarak bulunur. Şimdi bu fonksiyonda 0 noktasına bakalım. F'te 0 yazınca y'yi y nerede kestiğine bakalım. Bunların hepsi sıfırlanacak. Sonuç direkt 1 olacak. Fonksiyonun y eksenini 1'de kestiğini bulduk x eksenini kestiği noktada 3 tane x1 x2 x3 şimdi kabaca bir şeklini çizmeye çalışalım bu sıralamayı da sağlayarak 3. dereceden bir fonksiyonun grafiğini kabaca çizmeye çalışalım şuraya sığdırmaya çalışacağım x eksenimiz ve y eksenimizi çizdik şimdi bakın A ve B noktalarını gösterelim öncelikle. A noktası eksi 1'e 2 olan nokta. Eksi 1 şurası 2 burası olsun. Fonksiyon şuradan geçecek. Diğer noktamızda B noktamız 1'e eksi 2 noktası. Şurası da eksi 2 olsun. Diğeri de şuradan geçecek. Y ekseni kestiği noktayı da bulmuştuk. Sıfır yazımızda 1 olmuştu. Şuradaki 1 noktasından da geçecek. O halde fonksiyonun grafiği ile ilgili ve şunu şöyle bir deneme yapacağız bakın. Burada bize verilen fonksiyon daha doğrusu şuradan bulduk çünkü ne olduğunu. Bize verilen fonksiyon en büyük dereceli terimi x küp x küpte sonsuz yazdığımızda sonsuza gidiyor. Eksi sonsuz yazdığımızda eksi sonsuza gidiyor. Bu şu anlama gelir. Eksi sonsuzdan o zaman geliyor. Giderken de artı sonsuza doğru ilerliyor. Sonsuz yazdığımızda artı sonsuz. Eksi sonsuz yazdığımızda eksi sonsuz olduğu için. Bunu grafik çizerken yorumlamakta kullanıyoruz. O halde şöyle gelecek fonksiyon. Şuralardan geçecek. Şöyle bir şöyle geçecek. Kabaca böyle bir fonksiyon olacak. 3 tane noktada kesmiş olacak. Bu x1 en küçüğü. Burası x2. Burası x3 olacak o halde. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Fonksiyon buradan geliyor. Tamam. Niye şuradan geçmiyor diye. Ama bakın y ekseni kestiği yer negatif olsaydı aşağıdan geçerdi. O zaman x2 buradan kesmek zorundaydı. Burada olduğu için y ekseni kestiği nokta 1 olduğu için buradan geçiyor. Demek ki x2 x ekseni sağ tarafında pozitif değerlikli bir sayı olmak zorunda. E o halde x1'in işareti negatif, x2'in işareti ve x3'ün işareti pozitif olmak zorunda. Şimdi öncülleri inceleyelim. Birinci öncülde dedi x1 ile x2'nin çarpımı negatiftir diyor. x1 artı pardon x1 eksi x2 artı çarpımları gerçekten negatif geliyor. Bu doğru. İkinci öncüle bakalım. X1 ile X3'ün çarpımı sıfırdan büyüktür diyor. 1'e eksi 1'e artı olduğu için bunlar yine çarpımları sıfırdan küçük gelir. Yanlış. X3 birden büyüktür diyor. Şimdi kabaca çizdiğim grafiğe bakarsam zaten bir değeri eksi 2'ye gidiyordu. Diğeri mecburen bu şekilde ilerlediği için birden büyüktür ifadesi de doğru olmuş oluyor. O halde doğru cevabımız 1-3 yani D şıkkı hacmi V olan dik bir silindirde bütün dış yüzey alanının minimum olması için H yüksekliği ile R yarı çapı arasında nasıl bir bağıntı vardır? Bir silindirin hacminin formülü V eşittir Pi R kare çarpı yükseklik yani H'tır. Yüzey alanının ifadesi ise iki tane daireden oluşur. İki dairenin alanı 2 pi r karedir artı ortada açık halinde bir dikdörtgen vardır. Onun bir kenarı çemberin çevresi, bir kenarı da yüksekliktir. Onların da çarpımı 2 pi çarpı h'tır. Şimdi buradaki a dediğimiz yüzey alanını tek bir bilinmeyene bağlayacağız. Bizim ilk başta hacim formülümüzde v sabit, pi sabit, r ve h değişken. Buradaki v'miz ama sabit bir ifade. Bu ifadenin tamamı sabit. Şimdi burada h'ı çekelim. Her tarafı pi r kareye bölersek şu ifadede h'ı yalnız bırakırsak v bölü pi r kare yazabiliriz. Aşağıda h gördüğümüz yani yükseklik gördüğümüz yere. Böylece hepsini yüzey alanı formülündeki ifadeyi r'ye bağlarız. Bu alanı r'ye bağlı olarak yazarsak böylece 2 pi r kare artı 2 pi r h yerine de v bölü pi r kare yazıyorum. Şurayı düzenlersem Birer tane gidecek. Aşağıda sadece R kalacak. Bunu da yazarsak 2 pi R kare artı 2 V bölü R gelecek. Şimdi bu yüzey alanını R'ye bağlı olarak yazdık. R'ye göre türevini alalım. Birinci türevi sıfıra eşitleyip hangi R değerinde en küçük değere sahip olacak onu bulacağız. Alıyoruz türevini şimdi. Burada ilk ifadenin türevi 2 başa gelecek. 2 i̇ki çarpı 2'den burası 4 pi r. Artı buradaki v bölü r'deki r'yi re yukarı alıp yazarsak. Yani şunu şöyle düzenlersek. 2 ve r üzeri eksi 1 dersek. Eksi 1 başa gelecek. O yüzden şuradaki artıyı baştan eksi olarak alıyorum. 2 v bölü 1 azaltınca 2'ye çıkacak ve r kare olacak. Şimdi bunu sıfıra eşitliyorum. 0 eşit dedik. Karşıya attık. 4 pi r eşittir 2 v bölü r kare. Buradaki v yerine en başta kullandığımız formülü de yerine yazarsak artık hepsini kullanarak yazalım. 4 pi r eşittir 2 çarpı v yerine pi r kare çarpı h yazıyorum. Böyle aşağıda r kare var. Bakın r kareler gitti. 2 pi'leri sadeleştirirsem burada 2 kaldı. Böylece h eşittir 2r ifadesini bulmuş olduk. Bağıntı o zaman bu. Doğru cevabımız da c şıkkıdır. Aşağıdaki şekil bir f fonksiyonunun türevinin ab açık aralığındaki grafiğidir. Buna göre f'in aynı aralıktaki grafiği hangisi olabilir? Grafiği inceleyelim. Bize verilen grafik f'in türevinin grafiği. Bakıyoruz hepsi negatif bölgede. Yani negatif olduğu için birinci türev fonksiyonun kendisiyle ilgili azalandır diyebiliriz. Fonksiyon azalan olacak. Ayrıca bakın c noktasında f'in türevinde c yazdığımda sıfıra gitmiş. Bu da şu anlama geliyor. Demek ki eğim o noktada sıfır. Birinci türev bize eğimi veriyordu. Şimdi şıkları incelerken bir kere hep azalan bir fonksiyon olacak. Çünkü hepsi negatif yerde. Hep azalan fonksiyon grafiğine bakarsak bu artmış, bu artmış. C'deki azalmış, D'deki azalmış, E'deki azalıp artan bir fonksiyon. Yani ya C olacak ya D. Eğim bilgisine bakarsak eğimi sıfır. C noktasındaki eğimi sıfır. C noktasındaki eğime bakın. C noktasındaki teğeti yatay çizilmiş x eksenine paralel yani eğimi sıfırdır. Doğru grafik C şıkkındaki grafiktir. A elemanıdır R olmak üzere integral 3 dx bölü 1 artı x üzeri A artı integral 3 dx bölü 1 artı x üzeri eksi A integrali aşağıdakilerden hangisidir? İfadeyi incelersek ilk ifade ile ikinci ifadede şu eksi A'yı pozitife çevirerek düzenlersek paydalar eşit gelir. O zaman öncelikle şurada verilen ifadeyi ayrı bir yerde düzenleyip sonra integral ifadesinde yerine yazalım. Başlayalım düzenlemeye. 3 bölü 1 artı x üzeri eksi a yerine 1 bölü x üzeri artı a yazalım. Daha sonra payda işlemesi yapalım. x üzeri a ile 1'i çarptık x üzeri a artı 1 geldi. x üzeri a artı 1 bölü x üzeri a. Birinci aynen yaz. ikinciyi ters çevir dersek yukarıya x üzeri a gelecek. Aşağıda 1 artı x üzeri a olarak yazabiliriz. Şimdi bu ifadeyi burada sarı bölgeyle işaretlediğim yer yerine yazalım. Ne olacak ifade? İntegral 3 dx bölü 1 artı x üzeri a ilk ifade. İkinci ifade de integral direkt 3 çarpı x üzeri a dx bölü 1 artı x üzeri a. Paydalar eşit olduğu için tek bir integral ifadesi altında yazalım. 3 artı 3 çarpı x üzeri a bölü 1 artı x üzeri a dx. Şurayı da 3 parantezine alırsak ve o 3'ü dışarı alırsak 1 artı x üzeri a bölü 1 artı x üzeri a dx'i de unutmayalım. Burayı da sadeleştirirsek burası 1 gelir. İntegral 1 dx'in integralini hesaplarsak x gelecek. Artı bir de c'si olacak. İfade o zaman 3x artı c oldu. Doğru cevap e şıkkı. F çift g tek fonksiyon olmak üzere. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Çift ve tek fonksiyonların tanımlarını, ifadelerini bir yazalım. F fonksiyonu çift fonksiyon ise eğer eksi x yazdığımızda bunu aynen eksisiz olarak fx olarak dışarı çıkartır. G fonksiyonu tekse eksi x yazdığımızda eksiyi dışarı alarak dışarı çıkartılır. İntegralde ise özelliğimiz neydi tek ve çift fonksiyonlarda? F fonksiyonu çift o zaman simetrik bir aralıkta fx fonksiyonunun integralini alırken 2 ile çarpıp sınırları 0'a a deyip fx dx integralini hesaplayabiliyorduk daha kısa olarak. Tek fonksiyon ise simetrik aralıkta gx fonksiyonu tek olduğu için bunu da gösterelim. Direkt simetrik aralıklarda integrali 0 oluyordu. Şimdi bu özellikler doğrultusunda öncülleri inceleyelim. İlk öncüne bakarsak eksi 1'e 1 bir simetrik aralık gx çarpı f2x fonksiyonu sonucu sıfırdır demiş. Şimdi gx fonksiyonun kendisi tek fonksiyon. f2x fonksiyonu çift fonksiyon. Tek bir fonksiyonla çift bir fonksiyonu çarparsak sonuç tek fonksiyon gelir. Mesela x küple x kareyi çarptığınızı düşünün. Bunların kuvvetleri toplandığında x üzeri 5 gibi tek bir fonksiyon gelir. O yüzden tek fonksiyonda da simetrik aralıkta sonuç direkt sıfırdı. O zaman birinci öncül doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. fx artı fgx demiş. fgx g tek fonksiyon olduğu için aslında şöyle çıkar. fx eksi gx olarak çıkar. Yani fark işlemi var. Çıkarma işlemi. Çıkarma işleminde simetrik aralıkta şimdi bu çıkarma işlemi tek fonksiyondur ya da çift fonksiyondur kesin söyleyemeyiz. Yani bu ne tek ne çifttir. Bunu görmeden net bir şey söyleyemeyiz. O halde burada sıfırdır diyemeyiz. İkinci öncün yanlış. Üçüncü öncüle bakıyoruz. X küple Gx çarpılmış. X küpün tek olduğu belli. Bu tek fonksiyon. Gx'i de bize ifade tek olduğunu vermiş. Yani x ile x'i çarptığınızı düşünün. x ile x'i çarptınız. x kare geldi. Yani fonksiyonun kendisi çift fonksiyon oldu. Çift fonksiyonsa simetrik aralıkta sıfırdır diyemeyiz. Onun kuralı Tekrar onu incelememiz gerekiyor. Sıfıra 2 diye burada alıp 2 ile çarpıp incelememiz gerekiyor. Ama gx'in ne olduğunu görmediğimiz için sıfır olup olmayacağı için de kesin bir bilgi veremeyiz. Yani söyleyemeyiz. Burada kesin söyleyebileceğimiz tek şey birinci öncüdeki ifadenin sıfır olduğu. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. B küçüktür 0 küçüktür A. A eksi B eşittir 5 olmak üzere. İntegral b'den a'ya mutlak değer x bölü X'de x dx eşittir 3 olduğuna göre a kaçtır? Verilen integralin içindeki fonksiyonda mutlak değer x var. Mutlak değer x'deki ifadenin mutlak değer ifadesinin kritik değeri 0. 0 için bunu parçalayarak incelememiz lazım. Parçalayarak inceleyelim. b'den 0'a B'den 0 aldığımız zaman 0'dan küçük değerleri almış oluyoruz. Buradaki sayıların hepsi negatif. Buradaki sayılar negatifse mutlak değer x'in içerisindeki sayı negatifse mutlak değer dışarı eksi x olarak çıkar. O zaman bu eksi x bölü x dx olacak. Artı 0'dan a'ya. 0'dan a'ya aldığımızda da bu aralıktaki tüm değerler pozitif değerler. Mutlak değerin içerisi pozitif değer ise o zaman dışarı olduğu gibi çıkacak. Bu da x bölü x dx olması anlamına gelir. Düzenlersek şurası sadeleşecek eksi 1 olacak. Burası sadeleşecek 1 olacak. İntegrallerini hesaplarsak bu eksi 1'in integrali eksi x gelir. Sınırlar b'ye 0 artı diğerinin integrali x gelir. Sınırlar 0'a a. Sınırları da yerlerine yazalım. 0 yazarsak direkt 0 gelecek. Eksi B yazarsak eksi B gelmiş olacak. Artı diğerinde A yazarsak A, 0 yazarsak 0. Şimdi şurayı hesaplarsak eksi eksiden artı B artı A gelecek. Şimdi bakın bu hesapladığımız parçalayarak hesapladığımız integralin sonucunun zaten 3 olduğunu bize vermiş. O zaman bu ifade A artı B ifadesi yani 3'e eşit. Kenara geçelim. A artı B'yi 3 bulduk. Soru bize a eksi b'nin 5 olduğunu vermiş. Buradan taraf tarafa toplarsak b'ler gider. 2a eşittir 8. Buradan da 2'ye bölersek a'yı 4 bulmuş oluruz. Bize de zaten a'yı soruyor. O halde doğru cevap b şıkkıdır. Taralı alan kaç birim karedir? Taralı alan şekilde görüldüğü gibi şu mavi bölge. 1 ile 2 aralığında sınırlı. Yukarıda 3x aşağıda ise x bölü 2. Doğrusal fonksiyonları var. İntegral hesabıyla hemen alanı hesaplayalım. İntegral sınırların 1'den 2'ye. Yukarıda 3x eksi, aşağıda x bölü 2 fonksiyonu var çarpı dx. İçeri önce bir düzenleyelim. 1'den 2'ye. 2 çarpı 3x, 6x. 6x'ten x çıkarsa, 5x bölü 2 dx. Hesaplayalım integrali. 5 bölü 2 yazdık. X kare bölü 2 olacak. 1'den 2'ye 5 2 çarpı 2 4 ya 5 bölü 4'ü şurada dışarı en başta yazalım. X kare yerine 2 iki yazarsak 2'nin karesi eksi 1'in karesi olacak. 2'nin karesi 4 1'in karesi 1 4 eksi 1'den burası 3 yaptı. Yazarsak onu da 5 bölü 4 çarpı 3'ten 15 bölü 4 bulunmuş olur alan. Doğru şıkkımız A şıkkıdır. Eğri ile x ekseni arasında kalan bölgelerin alanları S1, S2 ve S3'tür. Buna göre eksi S1, eksi S2 artı S3 ile ifade edilen şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi alan ifadesi normalde kesinlikle negatif olmaz ama integral yardımıyla alan hesaplarken integral hesabının sonucu negatif gelebilir. Bize verilen S1, S2, S3 alanlarındaki şu ifadede eksi S1 ile negatif bölgedeki artı S3 ile pozitif bölgedeki ifade anlaşılmalı. E bu mantığa göre bakarsak aşağıdakiler negatif yukarıdakiler pozitifse bu tanıma bu verilene göre iki negatif bir pozitif olacak şekilde buna uyan tek şık A şıkkı var. Diğerleri hiçbir şekilde uymuyor. O halde doğru cevabımız A şıkkı. Bir kimyasal madde paslı bir yüzeye uygulandığında yüzeyi pastan arındırmaktadır. Bu kimyasal madde uygulandıktan sonra yüzeydeki paslı kısmın süreye göre değişimi T elemandır 1, 10 kapalı aralığı için F türev T eşittir. Eksi 100 çarpı T üzeri eksi 3 metrekare bölü gün olmaktadır. Buna göre 50 metrekare paslı yüzeyi olan bir gemiye bu kimyasal madde uygulandıktan 5 gün sonra paslı yüzeyin kaç metrekaresi pastan arındırılmış olur? Şimdi öncelikle pastan arındırılmış yüzeyi sorduğu için bize f fonksiyonu burada süreye göre pastı kısmın değişimini veriyorsa f fonksiyonu bir bulmamız gerekiyor. Türevini vermiş f'in kendisini bulacağız. Türevi nedir? f türev t eşittir eksi 100 çarpı t üzeri eksi 3. Her tarafın integralini alırsak t'ye göre sol taraf ft eşittir eksi 100 çarpı t üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c gelecek. Buradan ft'yi düzenlersek eksi yüzde eksi 2'yi bölersek 50 çarpı t üzeri eksi 2. C'yi yazmamıza gerek yok. İlk başta ilk başta pastan arındırılmış hiçbir yüzey yok. T'yi sıfır alırsak en başlangıç noktasında hiçbir yüzey yok. C yani sıfırdır. O yüzden fonksiyonda da o zaman C'yi almaya gerek yok. Şimdi burada İlk önce 5 gün sonraki durumu inceleyeceğimiz için 5 gün sonra ne kadar paslı yüzey kaldığını bulmak için t yerine 5 yazalım. F5'i hesaplayalım. F5 eşittir 50 çarpı 50 üzeri eksi 2. Pardon 5 yazıyorduk. Pardon 5 üzeri eksi 2. Bu da 50 çarpı 1 bölü 5'in karesi. 5'in karesi de 25. 50 bölü 25'ten 2. Bu aslında bize 2 metrekarelik bir paslı yüzey kaldığını gösteriyor. 5 günde başlangıçtan sona geldi 2 metrekarelik bir paslı yüzey kalmış. En başta ne kadardı diye bakarsak en başta 50 metrekarelik bir paslı yüzeyimiz vardı. Geriye 2 metrekare kaldıysa ne kadar arındırılmıştır? 48 metrekarelik bir yüzey alanı pastan arındırılmış olur. O halde doğru cevabımız E şıkkıdır.